Genelde daha önceden buralarda tütün yetiştiriliyordu. Tütünden sonra aktif olarak bu sulu tarıma geçildiğinden dolayı biber, yani kırmızı biber kapya olarak, kapyanın postal çeşidini yetiştirmekteyiz burada. Bu biberi biz fidelerde tohumcuk halinde kazık olarak yetiştiriyoruz. Bu şekilde verimlerde genelde 5-6 ton sezon boyunca gördüğümüzden dolayı, denemelerimizden dolayı bu şekilde güzel oluyor. Bunun şimdi fidelerden yetişti. Şu an ekim zamanı. Mayıs ayı içerisinde ekiliyor. Haziran, Temmuz sonuna kadar çapalama işlemi olur burada. Ondan sonra hasada başlanır. Hasat Kasım sonu itibarına kadar, yani kırağlar yağsaya kadar devam eder. Tütüne bakarak, yani burada hem istihdam sağlanıyor, hem artı maliyet olarak biraz yüksek olmasına rağmen, ama tabii kazancı biraz yüksek. Yani tütüne bakarak. Onun için bu şekilde biber ve kapya ile devam ediyoruz. Kapya biber, yani kırmızı biber diye geçen bu cinste tütün ekilen yerler, alanların artık kapya biberin altına aldığını görüyoruz. 2015'te 180-200-250 dönüm kadarki alanlardan 2020'de 2200 dönüme kadar çıkan bu kapya biberde çiftçimiz daha çok ekonomik yönden ve işin rahatlığı yönden bu cinse yönelmiş durumdalar. En önemlisi istihdam sağlanıyor. Alıcılar daha çok tütüne göre alıcı bulmak, pazarlamak daha kolay, daha basit. Ve benim yaptığım araştırmalara göre de Çanakkale Büga, Balıkesir Dursun Bey gibi bu kapya biberin esas ana merkezi olan yerlerden bizim buranın cinsinin, özellikle kapya biber cinsinin aroması, rengi, tadı yönden de çok daha tutulduğunu görüyoruz. Mayıs ayında, yani şu zamanlarda ekimine başladığımız ve Ağustos ayından itibaren hasadına yapacağımız ve Kasım ayı sonuna kadar, kral düşünceye kadar sürecek olan bu hasatta tüm sofralarımız, tüm marketlerimiz ister közleme şeklinde, ister tur şeklinde her tarafta yer alacaktır. Gözümüz gibi baktığımız kapya fidelerimizi yetiştirdik. Bundan sonra birkaç gün içinde toprakla buluşturacağız. Dikimini yaptıktan sonra, hasattan sonra hasat yapacağız. Sofralarla buluşturacağız.